Efendim Doğa kızım. Ay geçen öyle telaşla çıktık. Sana da teşekkür edemedim. Kaza işte Sultan teyze. Boş ver şimdi sen onu. Kaza falan derken ben sana sürprizimden bahsedemedim. Ne sürprizi? Abla. Bir dakika. Cevriye'ye gidiyorum ben. Birkaç ödeverim kalmıştı. Onları alıp geleceğim. Ha tamam git gel. Sürpriz diyordun kızım. Hani sen kayıp kişiler için sosyal medya hesabı açanlar var dedin ya. Ben de açtım. Doğru mu? Sahiden mi? Doğru tabii. Evdesin değil mi? Gelince anlatayım. Evdeyim, evdeyim ama şimdi gönül gelir duyar falan. Sonra başım netini yiyorlar benim. Tamam. O zaman dışarıda bir yerde buluşalım. Hani geçen gün fenalaştığın yer var ya, onun civarında bir yerde. Tamam. Sen yaklaşınca beni ara, ben sana tarif ederim. Olur mu? Tamam, tamam kızım. Hadi geliyorum. Ay, hadi inşallah. Allah'ım sen yardım et. Bu sefer tanıyan, eden, bilen, gören biri çıksın Doğa kızımın sayesinde. Bu sefer sen bir yol göster ya Rabbim. Abla! Ya Cevriye çok ısrar etti çay börek falan koyunca. Kıramadım ben de. Abla! Bak büyük puntolarla yazdım Sultan teyze. İnsanlar rahat görsün diye. Daha doğrusu Rıza diye bir arkadaşımla yaptık. Allah razı olsun. Benim adıma da teşekkür et olur mu? Tabii ki. Bak dikkat ettiysen fotoğrafın çözünürlüğü de ayarlandı. Evet evet daha bulanıktı şimdi daha net olmuş. Bunlar da yaptığımız el ilanları. Arkadaşlarımla beraber parkları AVM'lere yapıştıracağız. Siz baya baya dedektif gibi çalışıyorsunuz yani. Çalışmaz mıyız? Yeter ki senin yüzün gülsün. Benim güzel kızım. Yemek yiyelim mi? Buranın gözlemesi çok güzeldir. Beni ısmarlayacaksam ama. Olmaz. Sus bakayım sen. Madem o kadar çalışmışsın öyle olmaz. Pardon bir bakabilir misiniz? Ay duymadı. Nerede? Neyse gelir birazdan. Siz şimdi buna ne diyorsunuz böyle? Ya uygulamalar diyelim. Ha. Böyle insanlar dünyanın neresinde olursa olsun böyle birbirlerini mi buluyorlar? Evet. Yani sosyal medya doğru kullanıldığında gücüne inanamazsın Sultan teyze. İnsanlar birbirlerini buluyorlar, video çekiyorlar. Ne güzel. Ama bak ne diyeceğim güzel kızım ya. Bu bizim aramızda kalsın olur mu? Meleği aradığım duyulmasın. Ben şimdi ortada öyle boş boş dolanıyorum. Kendimi paralıyorum diye evdekiler çok üzülüyor. Sen merak etme. Bu bizim sırrımız. Benim güzel kızım. O kadar arabanıza da zarar verdik. O kadar masraf çıkardık. Sen hala benim için böyle uğraşıyorsun. Bir araba yüzünden küsülür mü Sultan teyze? Ya garson da gelemedi bir türlü. Aman boş ver, bırak gelmesin. Bak ben sana ne getirdim? Anne kurabiyesi. Çok güzelmiş. Oh, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Oy. Ya bu Doğa nerede? Geldim. Merhaba İlyas. Merhaba Zeynep. Ya bir arkadaşım dönem sonu ödevi için yardım rica etti de kıramadım. Şurada bir ileride bir yerde kafede oturuyorduk. Tamam. Gecikmeyelim. Ya Zeynep seni de eve bırakalım derdim ama erken gitmem lazım. Yok sağ ol. Yakın zaten. Görüşürüz. Teyzemin kurabiyelerini tanımayacağını mı düşündün? Ne işler çeviriyorsun acaba? Doğa teyzenle buluşunu niye saklasın ki kızım? Vallahi bilmiyorum. Ama o kurabiyeler teyzemindi. 100 metre öteden tanırım. Ne yaptınız? Akşam yemekte ne var? Ha? Vallahi var bir şeyler yaptık da. Abla sen bir ara kurabiye yapıyordun. Ama yok oldum.
Nereye gittin? Aman fırının sıcağından bunaldım da biraz çıkıp hava aldım. Ama kurabiyelerin yarısı da gitmiş, yok. Doğa kurabiye siparişi mi verdi teyzeciğim? Hayırdır? Ay ne çok soru soruyorsunuz siz? Sıkıştırdık diye kaçtı gitti ama. Dur sen dur. Ben öğreneceğim kurabiye meselesini şimdi. Abla ya. Doğruyu söyle. Sen niye Doğa'yla buluştun? Hayır yani şimdi araba için özür diledin desem. Bütün gün beraberdik biz zaten. Ya benim için üzülmeyin diye size söylemedim ama. Doğa böyle bir şey yapmış. Melek'in fotoğrafını çekti, internete koydu. Aa, çok iyi düşünmüş. Çok güzel olmuş vallahi. Melek'i gördünüz mü? Ya ben bana kızarsanız onca laf edersiniz diye ben size söylemedim. Belki bir şey çıkar be Gönül. Çok iyi düşünmüş abla Doğa'ya. Bak hem her şey artık internetten yapılıyor. Vallahi çok iyi düşünmüş. Anne şaka mı yapıyorsun ya? Ben kısa film çektim diye demediğini bırakmadın. Sus kız sen. Hemen ortalık bulandırma.